Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son döneme damgasını vuran Bitcoin hakkında konuşacağız. Ve kripto para nasıl alıp satabilirsiniz bunları detaylı olarak göstereceğim. Kripto para konusunda birçok site var ama dünya çapında en çok kullanılan Binance'ı kullanacağız biz. Şimdi ekranımıza geçelim. Binance'ı bilgisayarda da mobilde de kullanabilirsiniz. Ben bilgisayarda göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Daha sonrasında buraya Binance yazıyoruz. Açılan pencerede Bitcoin borsası olarak en üstte yer alan Binance.com'a gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ana sayfada yer alan şimdi kayıt olun butonuna tıklıyoruz. Burada da arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada arkadaşlar e-postamız yani mail adresimiz ve şifremizi yazıyoruz. Daha sonrasında mail adresimizde doğrulama kodu gidiyor. Onu da doğruladıktan sonra yani onayladıktan sonra hesabımızı aktifleştiriyoruz. Şimdi gelin burayı aktifleştirelim. Daha sonra hesabı oluştur dedikten sonra arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor ve burada arkadaşlar yap botu doğru bir şekilde yapmamızı istiyor. Bunu da onaylıyoruz ve bekliyoruz. Burada bize diyor ki e-postaya doğrulama kodu geldi. Oradaki kodu buraya yaz diyor. Şimdi mail adresimize gidip oradaki doğrulama kodunu buraya gireceğiz. Evet kodumuz gelmiş arkadaşlar. Buraya da şimdi kodumuzu yazıyoruz ve hesabımızı aktifleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımız onaylandı ve aktifleştirildi. Bu süreçten sonra işlemimiz bitti mi? Tabii ki de hayır. Diğer işlemleri yaparken eksiksiz ve doğru biçimde girmemiz lazım. Çok önemli buralar. Gelin devam edelim. Burada gördüğünüz gibi Binance hizmetlerine erişebilmemiz için burada orta düzey kimlik doğrulamamızı istiyor. Buradan direkt olarak doğrula diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemiz açıldı. Buradan direkt olarak ileri diyoruz ve gördüğünüz gibi şu an karşımızda. Binance işlemlerini yani para yatırıp para çekebilmemiz için bizden öncelikle doğrulamamızı istiyor. Bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hemen başlaya tıklayıp doğrulama işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Hemen başla diyoruz buradan. Buradan bize bilgilerimizi istiyor. Burayı dolduruyoruz hemen. Buradan devam et butonuna tıklıyoruz ve buradan bize adresimizi girmemizi istiyor. Onaylıyoruz buradan devam et diyoruz. Burada arkadaşlar bize kimliğimizi soruyor ya da varsa pasaport ya da varsa sürücü belgemiz. Burada hangisi sizde varsa ona tıklayın. Daha sonra buradan devam deyin. Burada açıklamaları okuduktan sonra aşağıya iniyoruz ve burada belgenin ön yüzü ve arka yüzü diyor. Yani orada neye tıkladıysanız örnek veriyorum kimliğe tıkladınız. Burada kimliğinizin ön yüzü ve arka yüzünü tıklayıp fotoğrafları yükleyip buradan devam ettiğin. Şu an ben kayıt ettiğim için kameraya erişemiyorum. O yüzden cihazımın kamerasını yok'a tıklıyorum ve buradan arkadaşlar Binance uygulamasını indirmiştim telefonuma. Oradan QR kodunu okutarak telefonumda tamamlayacağım şimdi. Burada arkadaşlar telefonumdan kimliğimin ön yüzünü ve arka yüzünü attıktan sonra selfie çekilmemi istiyor ve buradan da İşte şapka takmamamı söylüyor ve filtre kullanmamamı söylüyor. O selfie'yi de çektikten sonra bunu telefonumda tamamladım diyorum. Burada inceleniyor diyor. Yani doğrulamanın tamamlanması ardından bir e-posta alacaksınız diyor. Buna da tamam diyorum. Ve şu an için arkadaşlar işlemlerim bitiyor ve inceleniyor diyor. Onaylandı gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 5 dakika bekledim. Şimdi gelin Bitcoin nasıl alıp satabilirsiniz bunlara geçelim. Şimdi geldik Binance'ın ana sayfasına. Sol üst tarafta kripto al seçeneğini gördünüz. Buradan dilerseniz kredi kartı, banka kartı, P2P alım satım ya da nakit bakiye ile buradan yatırım gerçekleştirdikten sonra yani kripto para alabilirsiniz. Aşağıya indiğimizde arkadaşlar burada birçok coin'i görüyorsunuz. Burada Bitcoin'i biz seçeceğiz. Buradan satın alı tıklıyoruz bir defa. Gördüğünüz gibi penceremiz güzel bir şekilde açıldı burada. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlik olarak takip edebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse 4 saat, işte 1 saat, 15 dakika, burada zaman zaman, işte 1 gün. Dilerseniz de 1 hafta boyunca buradaki grafiği analiz edip alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse bu grafikte 577.900'e düştüğünde Bitcoin 100 TL'lik al emrini verelim. Aşağı iniyoruz buradan. Buraya arkadaşlar 577.900 yazıyorum ve buradan da 100 TL'lik bana Bitcoin al emrini vermem gerekiyor. Buraya da yazdıktan sonra 100 TL, burada BTC al kısmına tıkladıktan sonra Bitcoin al emrini vermiş oluyoruz. Sat emrini de şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Buraya gelip örnek vermem gerekirse buraya siliyorum hemen. Biz 577.900'de Bitcoin aldık. Sıra geldi satmaya. Ben mesela 578.000'den satmasını istiyorum. Buraya hemen geliyorum 578.000 yazıyorum. Daha sonrasında o aldığım bitcoinlerin ne kadarını satmak istiyorum. Örneğin hemen mesela buraya geliyoruz 0,00
0.1'ini satmak istiyorum. Bu da toplamda bu kadar paraya denk geliyor. Eğer ben istersem burayı silip direkt olarak 0.005 diye de yazarım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne kadarınızı satmak istiyorsanız bitcoinlerinizin o kadarını, yani dilediğiniz gibi hepsini de girebilirsiniz. Buradan sat emrini verdikten sonra bu fiyata geldiğinde bu BTC, yani coinleriniz satılır. Bu şekilde bir olay gerçekleştirebiliyoruz. Diğer kripto paralarda da aynı şekilde geçerli. Bu video yeni başlayanlara rehber niteliğinde olan bir video. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama şunu da söylemek istiyorum sizlere de. Olayları, durumları kavramadan, iyi bir şekilde analiz yapmadan tüm paranızı yatırmayın. Kripto para nasıl alınır, alım satım durumları nasıl gerçekleşir, analiz nasıl yapılır? İlk önce bunları doğru bir şekilde öğrendikten sonra yatırımlarınızı yapın ki paranız boşa gitmesin. Özellikle kripto para piyasasına yeni giriyorsanız eğer, tüm paranızı harcamayın. Olayları anlayın, analizlerinizi doğru bir şekilde yapın ve emin adımlarla ilerleyin. Piyasada o kadar paralar, o kadar milyar dolarlar dönüyor ki sizin, benim aklımızın alamayacağı paralar bunlar. O yüzden şu kişi şu kadar kazanmış, bu kişi bu kadar kazanmış, ben de kazanırım niteliğinde değil, gerçekten kendi durumunuzu göz önünde bulundurarak hareket etmeye özen gösterin. Kendinize dikkat edin ve önleminizi alarak adım adım ilerleyin. Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlar ile alım satım yapabilirsiniz. Bu işin kuralı sabırlı olmaktır. Üye olduğunuz mail adresiniz ve şifrenizi bir yere not edin. Eğer şifrenizi unutup değiştirirseniz 24 saat boyunca çekim yapamazsınız. Bu yüzden bunlara dikkat edin ve kontrol edin. Bu sektör öyle bir sektör ki arkadaşlar, aklınızın hayalinizin alamayacağı paralar da kazanabilirsiniz, dibi de görebilirsiniz. Bu iki seçeneği kesinlikle unutmayın lütfen. Sosyal medyada birçok kişi görmüşsünüzdür. Şu kadar para yatırdım, şu kadar para çektim, işte zengin oldum, milyarder oldum vesaire vesaire diye. Dünya liderlerindeki herhangi birisi Bitcoin hakkında bir şeyler söylediği zaman düşüş de yaşayabiliyor, yükseliş de yaşayabiliyor. O yüzden adımlarınızı doğru atmaya dikkat edin. Şimdi size bir Bitcoin Türk parasına çevrildiğinde ne kadar yaptığını göstereceğim. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.